Nar hafta sonları değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuklarımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün gündemde ağırlıklı olarak tabii ki Fenerbahçe'nin seçimi var. Ülker Stadyumu'na gideceğiz. Arkadaşımız Ahmet Selim Kul seçimi takip ediyor. Ali Koç tek aday olarak girecek. Hepsini değerlendireceğiz, bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün Güvenç Kurtar ve Savaş Çorlu bizlerle birlikte olacak. Güvenç Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, size de iyi yayınlar diliyorum. Savaş da birazdan aramıza katılacak. Bugün dediğimiz gibi seçim heyecanı yaşanıyor Fenerbahçe'de. Geçen hafta Galatasaray için konuşmuştuk detaylıca. Bu hafta da Fenerbahçe açısından hem yönetim hem teknik direktör konusunu değerlendireceğiz. Transferleri değerlendireceğiz. Dediğimiz gibi bağlantılarımızı da gerçekleştireceğiz. Ama şöyle bir cümleyle hocam size bir sözü bırakayım. Nasıl bir gün beklersiniz bugün? Yani şimdi burada tabii Galatasaray Kongresi gibi bir heyecan yok. Tek aday var. Tek aday var, evet. Seçilecek. Şimdi tabii ki Ali Koç Başkan herhalde 3. sene mi oldu artık? Biz de şaşırdık seneleri. 3. sene bitti. Yani bitti. 2. döneme başlayacak. Şimdi tabii bir sürü kendisi söyledi, bir sürü hatalar yaptım dedi. Şöyle yaptım, böyle yaptım falan filan dedi. Hele bu sene daha tecrübeli, daha iyi şeyler yapabilir. Şimdi görüyorsunuz şu Fenerbahçe'nin taraftarı falan çok büyük bir camia. Evet. Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, diğer Trabzon gibi, diğer takımlar gibi ama bambaşka bir seyircisi var. Her şeyi hak eden bir camia, öyle diyeyim, taraftarları var. İnşallah çok başarılı olur. Ben başarılı olmasını istiyorum. Yaptığı eksikleri, hataları görmüştür. Gerçi ben bunları daha evvel söylemiştim, biliyor musun? Geldiği zaman bunları yapma etme diye, ama tabii neyse. Şimdi yeni dönem için nasıl uyarılarınız olur onu da konuşuruz. Hafta içi Aziz Yıldırım'ın çok sert bir basın toplantısı olmuştu, onu da evet. Soracağım size. Dün genel kurulda Ali Koç Aziz Yıldırım'a çok sert yanıtlar verdi. Onları da konuşacağız, değerlendireceğiz ama öncelikle seçimin yapıldığı Ülker Stadyumu'na bir gidelim. Arkadaşımız Ahmet Selim Kul seçimin nabzını o noktada tutuyor. Yanında bir de konuğu var. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Selim. Ezgi Toper, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Burak Kızılan, Fenerbahçe Genel Sekreteri. Öncelikle hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe'nin seçimi. Stad'da yapılıyor. Stad'da seçim yapan belki dünyadaki tek kulüp. Öncelikle bu atmosferi soralım size. Evet, öncelikle sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın inşallah. Önümüzdeki 3 senede güzel şampiyonluklarla dolu her şubemizde günler diliyorum. Stadımızda özlemişiz taraftarlarımızı. Burada beraber fotoğraf çektirmek, hep beraber zaman geçirmeyi özlemişiz. 2 saat gibi bir zaman olmasına rağmen 3000 kişi geldi, oyunu kullandı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şehir dışından, yurt dışından özellikle gelen tüm taraftarlarımıza da, burada oy kullanmak için gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha saat 17'ye kadar daha zamanımız var. Katılımın da artacağını düşünüyorum. Burak Bey aslında tek aday olduğu için Sayın evet. Ali Koç, biz katılımın düşük olmasını bekliyorduk ama baktığımızda daha saat 11, 2, 1 saat oldu oy kullan başlayalı. Rakamı da burada telaffuz ettiniz, 3000'lerden bahsediyoruz. Bu aslında bize neyi gösteriyor? Tabii bizim yorumlayabileceğimiz şeyler var ama sizin açınızdan görmek bunu daha güzel olabilir. Çok büyük resimde çok net bir durum söz konusu. Fenerbahçe taraftarı iyi günde, kötü günde her an da beraberdir. Birlik, beraberlik içerisindedir. Bugün buraya dediğiniz gibi 2 saatte 3000 kişinin gelmesi de bunun çok net göstergesidir. Hep beraberiz, birlikteyiz. Hep öyle olmamız lazım. Özellikle bu önümüzdeki 3 sene itibariyle daha da kenetlenmemiz lazım. Tüm dış seslere de kulaklarımızı kapamamız lazım. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok da sıcak hava. Sizlere de teşekkür ediyorum. Dün çok uzun bir yayın oldu bütün basın mensuplarına. Bugün de uzun olacak. Bu sıcak havada Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Aslında dün Başkan Ali Koç da bahsetti. 3 yıllık dönem, hatalardan bahsetti, yapılmaması gereken şeylerden bahsetti. Fakat o 3 yılın size çok büyük deneyim kattığını söyledi. Ben önce bir o 3 yıl size neler kattı? Evet, sportif açıdan futbol branşı özelinde belki istenilen sonuçlar alınamadı ama 3 yıl Fenerbahçe yönetimine, ki yarısı devam ediyor yönetimin. Evet, evet, bir değişim var ama yarısı da devam ediyor. Size neler kattı bu 3 yıl, onu soralım. Her yöneticinin yapmış olduğu hatalardan ders aldığını düşünüyorum. Zor bir camia, zor bir görev. Spor yöneticiliği de hiç kolay bir şey değil. Ama dediğiniz gibi 3 senede ciddi tecrübeler aldık. Önemli olan hatayı bir kere daha yapmamak.
Bu da devam eden tüm yöneticilerimizin de bu şekilde davranacağını biliyorum, inanıyorum. Zaten hep beraberiz önümüzdeki 3 senede. Yeni çok değerli kişiler var. Onlarla da hep beraber bizim 3 senelik tecrübelerimiz, minimum 3 senelik tecrübelerimizi onlarla da paylaşacağız. İnşallah iyi bir şekilde dönemi tamamlayacağız. Sayın Kızılan, tabii şunu da sormak gerekiyor. Şampiyonluk Fenerbahçe için en büyük hedef, evet, en önemli hedef. Ve başkan da dün benim dikkatimi çekti. Şampiyon olacağız dedi. Bu ifadeyi çok kullanmazdı. Evet. Bu size baskı yaratıyor mu yeni dönem öncesinde? Muhakkak yaratıyordur da. Siz nasıl görüyorsunuz bu atmosferi? Burada baktığımda herkes başkanın o söylemlerine inanıyor. Şampiyonluğa, evet, inanıyor. Sizin bakış açınız nedir? Vallahi ilk gün burada, yani 3 sene önce ne kadar heyecanlıysak şimdi de o kadar heyecanlıyız. Başkanımızın dünkü sözleri herhangi bir baskı yaratmıyor. Bilakis daha hırslandırıyor bizleri. Çok daha fazla heyecanlıyız. Allah izin verirse Mayıs veya Haziran ayındaki artık fikstüre göre 2022'deki durumu bekliyoruz. İnşallah burada kongremizi yaptığımız gibi taraftarlarımızla şampiyonluğumuzu da kutlamayı arzu ediyoruz. Çok özledik. Çok arzu ediyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Sayın Kızılan, tabii genel sekreter olarak kulübün çok fazla kesimine dokunuyorsunuz. Çok fazla kişiyle muhatap, evet, oluyorsunuz. Şunu sormak istiyorum size. 3 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığınızda insanların size bakış açısı nasıl? Neler değişti? Pozitif anlamda neler değişti? Negatif anlamda neler değişti? Burada kongreleriyle temas ederken nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Genelde müspet geri dönüşler. Daha da iyi olacağını inanıyorum. Bunlar hep zamanla olacak şeyler. Şu ana kadar herhangi bir sorunumuz yok. Ama dediğiniz gibi kongre üyelerimiz 1,5 senedir görüşemedik bir kere. Yani evet, hem üyelerle, YDK'ları bile, Yüksek Divan Kurulu toplantılarımızı bile online yapıyoruz. Yani inanın bu bir aydır bir dokunmak, görüşmek, çay kahve içmek, sohbet etmek, bunlar çok değerli. Biz de çok özlemişiz. Yani sosyal medya veya televizyonlar tabii ki çok önemli ama veya normal mesajlar, birebir olmak, yüz yüze olmak, istişarelerde bulunmak, özellikle kongre üyelerimizle akıl akıldan üstündür sonuçta. Çok değerli bizim için. Hepsini özledik. İyiyiz. Bakalım, yani daha iyi olacağız inşallah. Önümüzdeki 3 sene bu Covid de bitmek üzere. İnşallah tribünler de dolması lazım. Taraftarlarımızı da özledik. Sarı lacivert şampiyon Fener tezahüratını özledik. Bakalım, az kaldı inşallah. Şunu da tabii sormak istiyorum. Devam eden birçok proje var. Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk konusuyla ilgili, evet, 1959 konusuyla ilgili bir başvurusu var hali hazırda devam eden. Bu başta olmak üzere geçmiş dönemden bugüne sarkan konularla ilgili yorumlarınızı merak etmekteyim. Hem bu şampiyonluk konusunu sormuş olayım, hem de kulübün mali durumu, işte Fenerol projesi, bunları da sırasıyla sorayım size. Tabii ki. Öncelikle bu şampiyonluk meselesi bizler için çok önemli. Artık dayanabilecek bir pozisyonda değiliz. Hem benim yakın dostum, hem de 3 sene boyunca yol yürüdüğüm Sayın Metin Sipahioğlu'nun çok yıllar önceden beri kafasına takmış olduğu bir konu. Her ortamda da gündeme getirdiği ve bizi de ateşlediği, tabiri caizse bir olay bu. Tüm başvurularımızı da yaptık. Dün de ben kendi görüşmemde, konuşmamda, faaliyet raporunda bunu da dile getirdim. Şu an top federasyonda, onlardan geri dönüşü bekliyoruz. Yani çok net, bizim artık yapacağımız bir şey kalmadı. Geri dönüşe göre de gerekli aksiyon alacağız. Diğer projeleri de sormamız gerekirse, Fenerol projesi devam edecek mi? Çünkü önemli, önemli enerji harcanan projeydi. Evet. Bunun dışında tabii stat başkan aslında yine şunu söylemişti, bekliyoruz demişti kombineli olmalarını. Bir talep var mı taraftarlardan? Bunları da soralım. Pardon, Fenerol projesinin devam edip etmeyeceği hakkında şu an tabii ki gerekli istişareleri yapıyoruz. Herhangi bir sonuç yok. Benim şahsi fikrim olmayacağı yönündedir. Ama tabii ki bakacağız, göreceğiz duruma göre. Diğer konuda da federasyondan gelecek yüzdeyi bekliyoruz. Yani tabii ki kombine dağıtımlarıyla ilgili. Bir yüzdeden bahsediliyor ama onun net olması lazım. Bize yazılı olarak dönmesi lazım ki biz de bütün plan projelerimizi ona göre yapalım. Onun dışında dediğim gibi gelecek yanıta göre var. Tabii ki şu andan kombinlerini isteyen taraftarlarımız var.
10 senedir 15 senedir aynı koltukta oturan taraftarlarımız var. Yine aynı koltuğu isteyen taraftarlarımız var. Ama nasıl bir durum olacak? Bir dolu bir boş mu olacak Covid sebebiyle? Veya yüzde kaçını açabileceğiz tribünlerin? Bilmediğimiz için bir proje yapmıyoruz ama yapamadık. Ama A, B, C, D'ye kadar planlarımız var. Bakalım geri dönüşlere göre kararımızı vereceğiz. Tabii son olarak şunu da sormam gerekiyor. Yaşlı, genç bir sürü insan görüyoruz burada. İnsanların oy tek aday olmasına rağmen oy vermeye geldiğini görüyoruz. Neler söylemek istersiniz kongre üyelerine? Ne mesaj vermek istersiniz? Ki birebir temasta da bulunuyorsunuz. Neler anlatmak istersiniz kongre üyeleriyle? Her bir kongre üyemize öncelikle gelen gelmeyen hepsine teşekkür ediyoruz. Takip ettiklerini de eminiz. Dünkü geri dönüşlerden bunu anlamış durumdayız. Ama bugün ilk söylediğim gibi 2 saatte tek aday Sayın Ali Koç başkanımız olmasına rağmen, tek aday olmasına rağmen 3000 kişinin gelip bu sıcakta burada oy kullanması gerçekten takdire şayandır. Her bir kongreyemize oy vermeye gelen her bir kongreyemize müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi de bu sayının da daha artacağını düşünüyorum. Fenerbahçe camiası Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz, en büyük camiasıyız. Bunu da bugün kongremizde bunu bir kere daha gösterdik. Birlik beraberliğimizin devam etmesi lazım. Belki de bugün itibariyle daha da güçlenmesi lazım. Kulaklarımızı kapatacağız, yolumuza bakacağız. Son demiştim ama sormazsam izleyiciler bana kızar. Yeni sezonla ilgili, tabii ki sizin göreviniz futbol özel alanınız değil ama evet. Yeni sezonla ilgili taraftarlara neler söylemek istersiniz? Futbol takımıyla alakalı, beklentileriyle ilgili. Vallahi tek söyleyeceğim, tabii çok büyük konular var ama Sayın Başkanımızın söylemesi daha uygun olur, açıklaması daha uygun olur. Benim tek söyleyeceğim, çok güzel formalarımız geliyor. Onları dört gözle beklediklerini biliyorum. Ne zaman o konu hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Yani Temmuz ayında inşallah, yani Haziran biter bitmez formalarımızı satışa sunacağız. Onun da bir programı var. Videolar çekiliyor şu an. Ama inanın tekrardan ben bir geçen hafta baktığımda muazzam. Yani çok iyi formalar. Ben de heyecanla bekliyorum satışa çıkmasını. Onun dışında futbol hakkında başka bir şey söyleyemeyeceğim. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Sayın ediyorum. Kızılan. Sağ olun. Konuğumuz oldunuz. Çok bizim buradan yayınlarımız devam edecek. Fenerbahçe Kongresi'nde yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılan konuğumuzdu. Bir kez daha teşekkür edelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.